Şimdi Allah-u Teala buyurmuş oluyor ki bize, kullarım bir defa ortak bir bakışınız olması lazım. Hepiniz, her Müslüman, baktığınız zaman önce Allah ile sizi buluşturacak bir bakışla bakmanız lazım. Önce tarlaya baktığın zaman bu tarlayı böylesine elverişli hale getiren Allah'tır. Bu defa burasını bir hallet de, ondan sonra bağ mı yapacaksın, bahçe mi yapacaksın, üzüm mü yapacaksın, yoksa zeytin mi yapacaksın, domates mi ekeceksin, onu ondan sonra ikinci kademede düşün. Ya toprak senden benden akıllı mı ya? Toprak senden benden akıllı değil. Ama sen ona acı biber tohumu ekiyorsun, sana acı biber veriyor. Tatlı biber tohumu ekiyorsun, tatlı biber sana veriyor. Salata ekiyorsun, hangi cinsten ekersen toprak sana bunu veriyor. Toprak akıllı mı? Yok. Nereden bilecek? O tohumları benim elime koysalar, ben hiçbirisini tanımam. Acı mıdır, tatlı mıdır anlamam ama. Ne zaman dilime vursam o zaman anlıyorum onu, değil mi? Toprak nereden anlıyor? Ben anlamıyorum da toprak nereden anlıyor? Nasıl oluyor bu? Evde tatlı yapmak için listeye şeker yazıyorlar. 3 kilo, 5 kilo şeker diyorlar. Peki, o karpuzun tadı için ne kadar şeker harcıyorsun? Kavunun tadı için ne kadar şeker harcıyorsun? Elmanın tadı için, kayısının tadı için ne kadar şeker harcıyorsun? Karpuzun tatlanması da bize ait olsaydı, kavunun tatlanması da bize ait olsaydı, bunun altından kalkabilir miydik bu şeker pahalılığında? Kalkamazdık yani. Peki o toprakta o tat nereden var? O renk nereden var? O elmada, o kayside, o renk nereden var? O tornadan çıkmış güzel manzara nereden var? Ağaçta mı maharet, topraktan mı maharet, nerede bu maharet, çiftçide mi maharet, hepsi Allah'ındır Celle Celaluhu. İşte insan kayseye baktığı zaman önce Allah'ı görmeli, ondan sonra kadını, kayısının kaç lira yapıp yapmayacağını hesap etmeli. Karpuza kavuna baktığı zaman önce Allah'ı görmeli, onun sanatını görmeli, işte bu zikirdir. Ondan sonra efendim bu karpuz kaç lira yapar, kaç lira yapmaz, onun hesabını yapmış olsun. Elması öyle, fındığı öyle, cevizi öyle, hepsi öyle.